Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Seyahat ettim ya. Seyahattan tabi bu ilk dersimiz. İntibam. İnsanlar hakikaten ustadın dediği gibi sakallı çocuklar. Yaşları büyümüş, ahirete gidecek yaşta. Feraset yok, dirayet yok, basiret yok, şey yok, psikoloji şeyi yok. Bunu söylerken ben bunun kendimi dışında yaptığım için ben de hastayım. Sonra düşündüm, bu hastalığı insan nasıl teşhis eder diye düşündüm uçakta. Tanıştım orada kişiler uçakta. Doktor, dedim ya, ben bunu ders yapıyorum. Benim yanımda arkadaşlar da dinliyor. Tamam da, ya kim hasta ya? Hiç kimse hasta değil. Ben hastayım demiyor. Kim? Başta ben. Bu dersi kendisine almayan hastadır. En büyük kusur, kendisini kusursuz görmek. En büyük yabancılık kendini yaşamamaktır. Ne derler diye yaşamak? Dış dünya yaşamak. Şimdi psikolojisi bozuk derken benim bozuk ya. Fark ettim. Hep dışarıya bakmışız. Dolayısıyla ders tesir etmemiş bize. Bana ya. Psikolojileri bozuk. Lan psikoloji bozuk. Benim bozuk. Almamışım. Yani ne, hangi ders olursa olsun çok azdır kendimizi muhatap aldığımız. Hep hariç ya tabii canım. Onlar canım bizim tabii canım bizim. Benimle mi? Hiç alakası. Ben hitap ediyorum canım. Hepiniz hastasınız. Bir ben iyi. Nasıl alacağız peki abi kendimizi ders? Şu. Bu ders benim ihtiyacım var. İki tane. Ya tabi hakikaten insanlara ne gider, ne güzel bu ders gider. Ya değil. Öyle demen gösteriyor ki senin ihtiyacın var. İstersen bir kapatalım ses. Yavaş. Yani hasta olduğunun alametini söylüyor. Sen veya ben. Bu ders benimle alakası yok. Yani. Değer hastadır. Ha? Diyen hasta. Benim derse ihtiyacım yok. Yani ama kibarlık için dinleyeyim. Adama dedim ki, ya dedim, siti, ne sitesi adam İzmir'de? Duman atmış adam. Dimin, bir şey olmamış. Panik atak, depresyon tanıştıktan sonra, buhran, bunalım, ölüm korkusu. Belki bir tanıdığın, belki akraban yakın olur da bu kartı verirsin. Yani direkt Risale'ni diyemiyorsun bu dönemde ya FETÖ çıktıktan sonra. Bari siteyi bir görse de kendi kendisine yapabileceğim o ya. Ne diyor biliyor musun? Tabii tabii diyor ihtiyaçları olanlar veririm diyor. Biraz konuştuk. Uçak tabii. İnecek. Sana bir şey itiraf edeyim mi diyor. Ukrayna'da çalışıyor. Bu benim ihtiyacım var. Ve hep beni anlat. Bak o adam gibi ben edemiyorum burada. Çünkü başkasını muhatap aldığım için dinliyorum veya ders yapıyorum. Öyle dinlemeyin. Kardeşim ben ne doktorum ne sokaktaki piyasadaki kitapları okuyacak zamanım var. Risale'den çıkarttığımız mana, yöntemler, çıkış yolları, mazideki tecrübelerimiz, büyüdüğümüz abilerdeki telkinler, dini hassasiyetlerimizle Risale-i Nur'la birleştiriyorum, kendime ders yap, notlar alıyorum, sizinle de paylaşıyorum. Toplumda farklı yorumlanmasın diye bir isim koyuyorum. Psikoloji. Oysa ruh dersi ya, kendini yönetme dersi ya. Bak baştan gireyim.
Tefekkür nedir? Şimdi bu nasıl yayınlanacak? Psikolojide yayınlanacak. Tefekkür, şimdi ben sana bir cümleden izah edeceğim. Bir cümle. Tasavvur ile tasdik arasına berzahtır. Ha? Fikir yoldur, tefekkür gidendir. Tasavvur ile tasdik arasında bir berzah olmakla beraber buradan başlar. Taakkulun içindedir. Bunu nasıl dersin ya? Taakkul okumadan, tefekkür okumadan bu cümle denmez. Taakkulün içindeki bir sistemdir. Ama tasavvur ile tasdik arasında işlevi var. Bağlamak noktasında. Ehli tefekkür devamlı manaları yenilediği için yenilikçi olurlar. Ehli tefekkür yenilikçi dersleri olur. Yenilikçi olur. Tespitleri çok canlı olur, yeni olur. Nakara tarzından 3 sene önceki yaptığı ders verdiği misal aynı. Ya düz okuyorsa düz oku. Kafayı kaldırıp da verdiğin misali temcit pilavı gibi her sene aynı misali verme, düz oku. Kendine katkı yapmamışsın hiç. Mektubat okurken hiç mi Emirdağ'ını okumadın? Yani orası senin aleminde biraz değişmemiş. O zaman düz oku. Bak neymiş? Ehli tefekkür devamlı manaları yenilendiği için, kendisi yenilendiği için yenilikçi olurlar, yeniliğe açık olurlar. Yenilik derken esasatını kaybetmek değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam yenilikçiydi. Musa aleyhisselamın dinini aynısını devam ettirmedi. İsa aleyhisselam yenilikçiydi. Değil mi? Allah'ın böyle bir kanunu var. Devamlı şeriatlarını değiştirmiş, kanunlarını değiştirmiş, derslerini değiştirmiş. Ama iman esasları hepsinde aynı. Kendine katkı yap. Adam bana inan 10 küsur dakika ne mühlet verdim, sabrettim, dinledim. Dinledim. Dedim ki sen kendini tanımıyorsun. Uçakta. Sen kendini tanımıyorsun. O odun misali verdim. Gitti. Dedi odun, dedim dumansız olmaz. Odun düşün. Yani var ya misal. Duman ve nur, ateş. Dumanı nasıl kaldıracağım dedi. Güneşe koydun odunu. Dumanı gider. Az kalır çok. Islak odunu yakarsın, dumanı çok çıkar. Kendine yatırım yap. Sıfır olmaz. Benim nefsim, benim ruh, ben diyen. Bu odun. Bir de ateş var, öfke. Bakıyorum, ben başta her hareketimizde kendimizi yönetmekten aciz olduğumuzu Allah bize gösteriyor da anlamıyoruz. Yok. Yöneten. Diyor ki ehli tefekkür devamlı manaları aleminde yenilendiği için, bir mana mertebesini fark ettiğinden dolayı üçüncü kattaydı, beşinci kattan bakıyor. Ufku farklı olduğundan uslubu misali farklı olur. Çeşmelerden devamlı aynı tazıkla su akar o adamda. Mesela enişte böyle bir depo düşün. Açtın mı abi musluğu? Gittikçe ne yapar? Azalır değil mi su? Depo bittiğini gösteriyor. Ama musluğu açtık, aynı hızda akıyorsa aktığı kadar doluyor demektir. Bir insan hizmette canlı olmasının sebebi kaybettiği kadar kazanıyor demektir. Kaybettiği kadar kazanıyor demektir. Canlı olmasının sebebi o. Mesela ya arkadaşlar bu mevzu çok zor ya, derin ya. Derin yani, şimdi nasıl anlatayım diyen anlamamış orayı. Bir insan bir konuyu ne kadar iyi anlarsa o kadar güzel anlatır. Anlamadım. Anlarsınız diyen anlamamış. Bunu Ehli Fen söylüyor ha, bu söz benim değil. Einstein diyor ki bir insan diyor bir mevzuyu ne kadar iyi anlarsa o kadar güzel anlatır. Bak aldım ya. İlmi böyledir ya.
Mesela en güzel anlatımı Resulullah'tan yapayım. Her daim söylediğim ama basitçe. Patates yemeği, barbunya yemeği. Aldın kaşıkla. Yemeği üfürerek yemeğiniz diyor. Ne kadar basit ve sade bir söz. Bunu diyebilmesi için bir, insanın akciğerinden çıkan gazın yapısını, karbon, dioksit. Yemeğin sıcaklığıyla birleşirse, bu kimya, sıcak yemekle karbondioksit birleşirse üçüncü bir yapı oluyor yemekte. Onu da yiyince tekrar o yeni oluşum vücuda ne kadar zarar verdiğini bilecek ki şu sözü söylesin. Yemeğe üfürerek yemeyiniz. Altyapısına ne var? Boğaz, ağızdan çıkan karbondioksiti bilecek. Ağızdan çıkanı biliyor. Sahabe nasıl desin karbondioksit? Sıcak yemekle iletişime geçerse üçüncü bir yapı oluyor. O üçüncü olan ve yemekte patates yemeğinde kalan o kimyasal özellik tekrar yersem vücutta ne kadar zarar verdiğini diyebilmesi için vücudun anatomisini bilecek. Sonra çıkıp diyecek ki ey ashabım yeme üfürerek yemeyiniz. Bunu diyebilmek için. Navigasyon. İzmir Ödemiş. Nur Sokak Sadakat Caddesi. No 33. Peki kaç saat süreceğini, kaç kilometre olduğunu hemen söyleyebiliyor mu? Söylüyor. Diyebilmesi için ne lazım? Uydu lazım. Hem beni görecek, hem Ödemiş'i görecek. Zahirde basit değil mi? Uydu lazım. Peygamber onu diyebilmesi için Allah lazım. Bir insan onu diyemez. Allah lazım. Mekruhtur yapmayın, tamam mı, hadiste? Haramdır, helaldir. Bu insan diyemez. Vallahi diyemez. Çünkü asallıkta bir hastalıklar var. Şöyle yapın diyor. 5 sene sonra sağlık teşkilatı bunu değiştiriyor. Yapmayın dediğini yapın diyor. Öyle mi değil mi doktor? Aynen öyle. Peki peygamberin hadisi değişmiş mi? Ama tıp fakültesini bitirmemiş. Diyebilir mi? Diyemez. E dedi. Olmaz. E nasıl oluyor dedi işte. Allah söylettiriyor. Beşeri olamaz. Bütün kanımla, zerratımla, zerratımın sıfatıyla zatına yemin ederim ki Resulullah, Resulullah'tır. Kainatın atomunun sıfatları adedince o Allah'ın Resuludur. Bir insan bunu diyemez. Olamaz yani. Ben inancımı kullanarak demiyorum. Bütün hadislere böyle bakıyor. Öflemeyin. Bir hadis söyledi değil mi sahabe? Ben o hadisi şerifi, hadisi şerifi kime söylemiş? Sebebi nuzulu neydi? Onlara bakıyorum. Hadis mu? Muhaddisim deniliyor. Bu hadisi nerede? Kimler vardı? Kim naklediyor? Nerede? Hurmalıkta mı söylemiş? Kim sormuş bu soruyu? Bakarak gözümü kapatıyorum. Ben peygamber oluyorum. O zatın psikolojisine bürünüyorum. Ona uygun söylüyorum. Bunu böyle yaptığım için o sahabenin psikolojisini anlamaya çalışıyorum. %70'li tahmin ediyorum. Ona uygun söylemiş. Mesela bir sahabe geliyor. Mesela bir sahabe, misal vereyim. Ya Resulallah, benim için diyor en büyük sebap nedir diyor. Cihattır diyor. Başka birisi geliyor. Soru aynı. Soru aynı. Ya Resulallah, psikolojisini kabul şey yapın Mehmet, takip ediyorsun abi bak. Şimdi buna takip. Benim için en büyük sebap nedir? Anne babana iyilik yap. Bu adamın psikolojisini anlamak zor mu şimdi? Nasıl yap? Anne babası nasıl davranıyordur? Kötü davranıyor değil mi? Yani zor mu şimdi? Şimdi sen hadis,
hadis imamlarına, müfessirlerine bakmadan en büyük cihat anne babaya davranmaktır. La, o denilen zatın yapısı mı var sendeki bu hadise sahiplendi? O abi hadiste gitmeyeceksin. Sen neyle gideceksin? Kitap, sünnet, icma, kıyas-ı fukaha. Dile-i şeriyle gidebilirsin. Öyle ayet ve hadiste gidemezsin. İşte böyle olursun. Takoz dersin. Anne babasıyla iyi geçinen onun cihatı kılıçtır. Bir başkası geliyor. Senin için en büyük cihat diyor. Tamam. Ailesine iyi davranandır diyor. Sizin aranızda en iyi hayliniz ailesine çok çocuğun iyi davran. Bu nasıldır? Despot gibi adam demek içeride. Çünkü söz tamir için kullanılır. Malumat için kullanılmaz. O zaman cümlemi söylüyorum. 25. sözden çıkarıyorum bunu. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda demiş? Ne maksatta demiş? Bu yöntemi kafamdan mı çıkarttım şimdi? Bak, 25. sözden çıkarttım. Kelama bakıp durma diyor. Edebiyat ne diyor? Kim demiş önemli değil diyor. Ne denmiş? Yani ne denmiş? Ona bak diyor. Ondan zaten türetilmiş. Üzümü ye, bağını sorma. Bu gavurun sözüdür. Üzümü ye, bağını sorma. Çünkü helal mı haram mı? Sorma kardeşim. Çalırmış o çalır. Sen ne lan? Üzümü ye, bağını sorma. Bu küfür bir... Küfür kafirlerin söylediği, aramıza soktuğu bir sözdür. Üzümü ye, bağını sorma. Niye sormayacakmış? Bak aynı uygulayayım. Üzüm. Kim getirmiş? Kime getirmiş? Nereden getirmiş? Ne makamda getirmiş? Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda demiş? Ne maksatta demiş? 25. sözde. Kim bulacak o yeri bakalım? 25. sözde şu söylediğimi bulun bakalım. Acayip bir şey. Yoksa sırf söze bakıp durmayın. Bak size bir ipucu. Sol sayfada. Sol sayfada. 400. Hadi bakalım. Ben devam edeyim. Çeşmelerinde devamlı aynı tazlıkla su akarlar. İlk önce tazlık sonra azalma olmaz ehli tefekkürde. Fatih bir kuşu kalem ver abi. Bulamadınız mı? Hadi bakalım. Okuyorum. Buldunuz mu? Yok. Niye bulamadınız? Kim demişe bak. Bak kim demiş. Emre benim kitabımı getirir misin abi? Bak hemen bilgisayarın yanın altta. Hemen yanında. 430. Aç oku bakın. Kur'an başka kelamlarla kavli kıyas olamaz. Çünkü kelamın tabakaları uluiyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden dört menba var. Biri mütekellim, biri muhatap, biri maksat, biri makamdır. Aferin. Sonra oku. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyleyse yani ediplerin süfledikleri var ya, diksiyon. Diksiyon dersini alacaksın. Ediplerin dediği belagatçılar ne diyor? Ne diyor ne diyor oku bakayım. Ediplerin dediği gibi. Yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Ne okuyor? Sana ne soruyorum? Aynı yeri ne okuyamıyorsun tekrar edemiyorsun? Ya. Ha ya. Bulana kadar. Bulana oluyor mu? Kaç yaşındasın yazsın? Telefonda bulmuş değil mi? Aa, telefonda bulmuştum. Osmanlıca'da ben kendi kitabımı bulamıyorum. Osmanlıca mı okuyorsun? Evet. Ha, tamam. Ama tebrik ederim, buldum bak. Bak, şunu demek istiyordum. Ediplerin, aferin buldun. Ama telefona da bakmadan bulmanız lazım. Telefona bakmadan. Hakim olacaksınız. Sayfayı bilmeyebilirsin. Şurada sayfa, şunun şu ayette bak. Diyeceksin. Bak dedim ya sol tarafta ortalar. Bak ha burada. Boyamanın en büyük özelliği budur. Eyvah. Boyamanın en büyük özelliği
beynine 25. kare bırakmak içindir. Anladınız mı? Şunu şöyle dursun. Şimdi bak. Kelamın tabakaları, ulviyet ve kuvvet ve üstü cemal cihetinde 4 menba var. Kanun bu, kelam, fiil. Fiil, kelam işte Resulullah'ta kullandı. Demiş, bak şimdi birisine demiş. Birisi mütekellim. Kim? Konuşan. 2 muhatap, 3 niçin demiş. Maksat, 3 makam, hangi üslup? Ediplerin yanlış olarak yalnız makamı gösterdikleri gibi değildir. Fiil, sırf üzümü getirmeleri değildir. Aynı kanunu yakala. Bunda zahiri nafs olma. Ediplerin yanlış olarak sırf makam göstermeleri gibi değildir. Sırf üzümün gelmesi değil. Kim getirdi, nereden getirdi, niçin getirdi, hangi makamda getirdi, ferasetiniz artar. Yoksa artmaz, kullanılırsınız. Hak yöntemi kullanıyorlar yanlış sebeplere, neticelere. Peygamber zamanında mescit yapıldı mı yapılmadı? Mescidi ne deniliyor? Evet. He? Evet. Yok, zındıkların yaptığı mescide. Dirar mescidi. Mescidi dirar. Allah demeseydi peygamber bile anlam yapmıştı. Yıktırdı değil mi peygambere Allah? Mescid yıkılır mı? Yıktırdı. Mescidi dirar. Münafıkların yaptığı mescid. Resulullah yıktı o mescidi. O bir cami yıkılır mı? Resulullah yıktı. Ya, bak kim yaptı? Niçin yaptı? Hangi makamda, maksatta yapmış? O bir hizmete bakıp dururuz. Risale okunur yeter. Olmaz. Her risale okuna yeri gidilmez. Balığı avlamak için kullanılan yemdir o. Tamam. Yöntem doğru. Hazreti Ali'ye getirmiş hariciler kılıçlarına taktılar. Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen kafirin daha kendisidir. Ayet mealiyle hakemlik yapmayı, tamam, evveni şerik kullanmayı küfürle itham ettiler hariciler. Ayet meali bu. Allah'ın hükümlerini hükmetmeyenler kafirin ta kendileridir. Hazreti Ali ne dedi biliyor musunuz? Hep derim. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Bunu hak yöntemi, hak bir sözü, hak bir ayeti, hak bir Risale-i Nur dersini batıl için yapılıyor. Bak, bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Uygulayın. Resulullah zamanında mescidi dirar yapılmış. Allah yıktırmış onu. Ya cami yıkılır mı? Yıkılırmış. Peki ben kafamla göre, tamam onların kafasını kes falan da camiyi düzelt. Camiyi sen kendin alırsın. Hayır, onların mescidi kalacaktı tarih boyu. Yık, yeniden yap. Öyleyse sözde kim söylemiş? Fiili uygulayın. Kim yapıyor? Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş? Bak. Yanlış söze bakıp durma diyorlar. Madem, tamam mı? Madem kelam kuvveti ve fiil de böyledir. Kardeşler, 430. Fiil de böyledir. Kim yaptı bunu? Kime karşı yaptı? Nerede yapıyor? Hangi makamda yapıyor? Kimleri kullanıyor? Bak. Yoksa avlanırsınız ava giderken. Balıklara yedirilmiyor mu yem? Niçin enişte yediriliyor balık? Yemek için. Yediriliyor ki yiyelim diye. Uyanık olmak zor. Niye? Bu soruyu soracaksın. Kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Kim demiş? Kime demiş? Ne? Hangi makamda, hangi maksatta? Fiil de söz de öyledir. Sadece diyor derler ve dedirtirler diye. Ya bak ha, derler ve dedirtirler. Ben uyanık olmanızı istiyorum. Feraset sahibi olmanızı istiyorum. Dirayet sahibi olmanızı. Aldanmayın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir ahmak Müslümana yakışmaz, ahmaklık. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Bir delikten iki defa sırılmaz.
Beni bir aldattın. Suç senin. Aynı meselede, aynı konuda sen beni yine aldatırsan senin suçun yok. Benim. Ahmağım. Nasıl yapacaksınız? Hep yöntemi yaptı doğru. Ama kim bu? Kimler var? Kime karşı yapılmış? Niçin yapılıyor? Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda maksat? Bunlar soruları cevap bulacağız. Münafık dalalet yapmıyor ki. FETÖ'yü görmediniz mi? Veli nimetimiz değil mi? Öyle diyorlardı. Camilerde çıkmıyordu. Ya bak Resulullah da camiyi yıktı. Anladın mı? Feraseti olabilmek için fiiliyata 4 soru soracaksınız. Kim? Kim bunu yapan? Kimler geliyor? Kime karşı yapılmış? Niçin toplanılıyor? Yöntem doğru ama hedef yanlış. Devam ediyorum. Mutlu insan disiplinli yaşar, sünnet-i seniye ve Kur'an'ı daima rehber eder. Nasıl şimdi? Ben kendi psikolojim. 70, Mesnevi Nuriye'de 73 var. 73 veya 77 galiba. 77 olabilir. Tamam mı? Dersene doktor, Mesnevi Nuriye. Orada yazmış. Bak, gel abi, gel gel. 77 olabilir. Gün geçtikçe, öyle mi abi? Doğru mu? Ha, gün geçtikçe peygambere deli oluyorum, deli. Ben mayağın birisiyim. Vallahi bu noktada deliyim. Hiçbir şeyim yok. İmanımdan değil. Öyle sözüne benim için bitmiş ki, bitmiş. Çünkü artık kanaat, kesin kanaat getirin, fikir değil. Bu Resul Allah'tan söylüyor. Ne diyorsun sen ya? Ya beni ne yaparsan yap, nasıl eskim. Ama artık kesin kanaatim var. Böyle fikir yok bende. Resulullah dedi bitti, his var. Bak işte. Şu cümleyi bak, bir de okuyacağım, buradan bir yer okuyacağım. Bak işte. Mutlu insan, disiplinli insandır. Disiplinli insan kimdir? Sünnet-i seniyi daima kendine, sünnet-i seniyi ve Kur'an'ın rehber yapandır. Sünnet-i seniyye olunca ne olacak? Bak ne diyor. Bak 77'de ne diyor. Arkadaş, vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, enişte bak, vesvese ve evham, karanlık değil, kalbi, sipsiyah, zulmet kalbidir, karanlık aklidir. Bu zulmet diyor kalp. Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri birer yıldız yolu bulmak için, başka birer lamba, o yukarıya bu aşağıyı, birisi içi birisi dışı. Yıldız derken Mehmet'im enfusi, lamba afaki, birer yıldız, birer lamba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir hadd-i şer'i zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udur ederse şeytanlara mel'ab, evhama merkep, ehval ve korkulara ma'rez, dağlar kadar ağır yüklere mati olacaktır. Saydım. Hepsi tıpta bir ismi var bu hastalıkların. Cümleyi bitireyim. Ve keza o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki onlara temessük eden, yapışan yükselir. Saadetlerin aynı olur. Dünyada yaşarken muhalefet edip de akla dayananlar ise, ya tamam ya, akıl yolu bir değil ya, biz biliriz ya. Dayananlar ise, akla dayananlar ise uzun bir minare ile semaya çıkma kama katında bulunan firavun gibi bir firavun olur. Firavun dedi ya, Musa'nın dediği gibi bir Allah var mı semada demiş. Ya aman. Bir kule yap da bakayım dedi. Musa'nın Allah'ına bir bakayım dedi. Şimdi Musa'nın Allah demeyin, Rabbine.
Öyle kule yapmış da semadan yukarıda bakacakmış. Hakikaten öyle bir tanrı var. O zaman biz peygamberden iyi biliriz demek istiyor burada. Aklına tabii yani. Tabii ya. Ben aklım belli ya. Biz biliriz ya. Geri kökeceğim. Sakın dışarıya verme bu lafı. Ne olur kendin. Ben böyleyim. Sünnet-i seni uymadıkça evham zulmetleri sarıyor bizi. Ya. Başka? Disiplinli olacağız kardeş. Disiplin. Kaydedici yaşayacağız. Sistemli yaşayacağız. Langurlumur yaşamayacağız. Tuvaleti girişimizi bileceğiz. Oturma miktarını bileceğiz. Yarın gelecek pisliği bekleme şimdi. Ne lan 20 dakika bekliyorsun sen? Hiç Allah'tan korkmuyor musun tuvaleti 20 dakika harcıyorsun? Allah seni tuvalet için mi yarattı? Ömrünü tuvalette geçiriyorsun lan. 20 dakika yazık değil mi lan? Seni Allah tuvalet için mi yarattı ya? At gitsin lan. Abi bekliyorum dedim. Lan yarın içini mi bekliyorsun lan? Beklem. Yarın olsun yarın atarsın lan. Yarın içini şimdi beklenilir mi ya? Geldi. At çık. Beyne o komut ver. Çıktıktan sonra tekrar geliyor. Beyne de ki gelseydi. Gelme abi daha. O eğitilmesi lazım akıl. Artık öyle fonksiyon verecek. Diyorsun ki gelseydi. Her isteğine ben cevap veremem. Bu sıra akıl hemen bağırsaklara vesairelere adam gibi komut verir. O da çıkın lan dedi. Çık. Yoksa atılmadıkça bak bu tuvaletten çıktın bir daha girmez. Eğiteceksin, eğiteceksin. Köpeği eğiteceksin. İmanın ve küfrün dışında her şey surettir. İmanın sureti değil, hakikati var dünyada. Direkt hakikat artması oluyor, iman artması. Bunun dışında olan her şey alemi gaybın üstündeki perdedir. İman perde değil, kulun cüz-i ihtiyarın sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur, realitedir. Hakikattır, perde değil, mahluktur, varlıktır. İman ve küfrün dışında her şey perdedir, gölgedir. İman hakikat, gölge değildir. Vesile değil iman, kendisi esastır. Lüptür, hakikattır, suret ve perde değil. İman vesile değil, kendisi esastır. Lüptür, hakikattır, surettir, perdedir. Özdür, neticedir. Diğerleri, iman küfür arasındaki her şeyin çaresi vardır. İman ve küfrünün gittikten sonra çaresi yok. Sadakat, benliğini seni ortadan kaldırandır. Sadakat nedir? Benliğini kendini ortadan kaldırıp o olmaktır, onu yaşamaktır. Ne kadar istikametli sadakatin varsa onun ismette hür oluyorsun. Mesela sahabelerin büyük özelliği neydi? İsar hasleti. İsar hasleti kardeşini yaşamak. Kardeşini yaşamak ne demek? Kendini yaşamayacak, kendini terk edecek, onu yaşasın. Sadakat nedir? Kendini ortadan kaldırıp başkasını yaşamaktır. Batıl da olur, hak da olur. Kimisi karmaksı yaşar, o da sadakattır. Batılda da sadakat var, batılda da ihlas var. Resulullah'a yaşaman için kendini yaşamaman gerekiyor. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh sadakatın zirvesi ve piridir. Niçin? Kendisini yaşamadığı için. Mesela hem kendini yaşa hem Resulullah'a yaşa. Fatih nasıl olacak? Hey Yasin nasıl olacak? Olur mu? Demiş ya abi yani o mu demiş? Yani hiç düşünmemiş. Yani insan muhakeme eder de. Yani der bu olamaz hani. Bitti. Yok direkt o demişse doğru demiş. Bak demek ki sadakat nedir? Benliğini ortadan kaldırandır. Cümle olarak nedir? Rüştü abinin cümlesidir. Dendiği gibi yapmaktır. İhlas nedir? Dendiği için yapmaktır. Gibi için, gibi için. Bak sadakat dendiği gibi yapmaktır. İhlas dendiği için yapmaktır. Gibi için. Ha ben oradan da çıkarttım. Sadakat kendini ortadan kaldırandır. Başka şeyi, başka kişiyi yaşamaktır. O nispette hür oluyorsun. Şunu bitirince, daha hoşunuza gidecek şimdi, bir şey okuyacağım. Çok keyif alacaksınız. Bak şimdi.
Ha o nispette kendini değil başkasını yaşama nispetinde o oluyorsun. Ne kadar Resulullah'ı yaşarsak Muhammed'i meşrep oluyoruz. İbrahim'i meşrep, İsevi meşrep. Ne kadar tefekkür ehli olursak İsevi meşrep oluyoruz. Ne kadar sünnet-i seniye yaşarsak Resulullah'ın muavinleri ya bunlar. Ne kadar sünnet-i seniye ameli dürüst yaşarsak, fıkıh okursak siz müzakere bir Musevi meşrep oluyoruz. Şeriata uymak, eylemsel yaşamak insanda Musevi meşreplik başlıyor. Tefekkür ehli olmak İsevi meşrep başlıyor. Dirayet sahibi olmak, hiçbir şeyi boyun eğmemek İbrahim'i meşrep oluyor. İbrahim'i meşrepte iki tane şey var. Bir, tefekkür, bir de şefkat. Şimdi simgeselliği okuyorum. Sadakat, Hazreti Hatice'den radıyallahu anhadan öğren. Sabrı Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhadan öğren. Hoşunuza gideceğini söyledim bu. Keyif aldığım bir şey bu. İffeti Hazreti Meryem'den, samimiyeti Hazreti Ayşe'den, kararlılığı Hazreti Fatıma'dan radıyallahu anhum ma'ecmain'den öğrenin. Kadınları tercih etmişsin abi, niye? Onlar bizi tercih ettiği için. Peygamberimizin şöyle bir sözü var. Köle çocuk vardı ya, bir tane köle ufak büyütmüştü. Kimdi? Zeyd. O çalmışlar. Tam çocukken gelmişler Mekke'de satmışlar. Derken de çarşıdan birisi almış, sonra peygamber hediye edilmiş. Çocuğu büyütmüş, delikanlı olmuş. Babaları, babasıyla amcası izi takip etmiş. Seneler sonra genç olmuş. Şimdi tam bir tabiyle herhalde aynı. Çünkü peygamberin yanındaki sahabeleri bir yaşı size vazife vereyim de bir bakın. Allah aşkına peygamber etrafındaki insanları ben 50-60-70 yaşın adamlar zannediyordum. Bakın yaşlarına bir bakın hele. Bir araştırın. 17, 19, 21, 22, 16. Böyle bir şeymiş ha. Şaşırdın mı? Çok büyük şahsiyet olmuşlar o yaşta. O yaşta ya. Nasıl bir kemal. Daha biz tuvalete gidemiyoruz. Tuvalete nasıl gideceğini öğreniyoruz. Zeydi babasıyla amcası izi takip etmiş. Neyse peygamber'e kadar gelmişler. Zeyd yok daha. Demişler ki, ey insanların en hayırlısı. Bu memlekette, bu beldede senin için diyorlar ki, bu en hayırlı sensin. Seninle bir anlaşma yapalım. Senin yanındaki köle Zeyd bizim oğlumuzdur. Daha çocuk yok. Bir yere gitmiş. Onu kaça aldınsa biz fiyatını verelim, ver bir çocuğumuz bize. Allah Resulü diyor ki bir mana, insan alınıp satılacak bir şey değildir. Gelsin, anne babası olduğunu inanıyorum size. Ama anlaşma yapalım. Gelsin, anne babası olduğunuzu söyleyin, ispat edin. Ve sorun, hadi oğlum gel, diyorsa alın götür. Sizindir. Ama yok, sizinle gelmem derse, bırakın dokunmayın. Vermem dedi. Dedi ki, sen söylenilen... senin hakkında söylenen sözden daha güvenilir, daha güzel bir insansın dediler. Bedava verecek ha? Tamam diyor. Şöyle düşünüyorlar. Ulan ben babayım, ötekisi de amca. Bu adam yabancı adam. Hem de köle senelerden beri. Anne baba, annesini de görmedi bu çocuk. Şimdi bu çocuk bu anlaşmadan, bu şartlardan daha güzel ne olabilir? Çocuğa dediğim zaman hoppala diye kucağına atlayacak zannettim. Siz dediği, sen bu beldede anlatıldığınızdan daha hayırlı bir insansın. Tamam dedi. Allah Resulü dedi ki, sözümüzde sadık mıyız dedi. Sizi tercih ederse, sizi alın götürmüş istemem. Ama beni tercih ederse alamazsınız. Vermem. Tamam dedi. Zeyd geldi. Zeyd dedi, bunlar senin baban ve amcanın olduğunu söylüyorlar. Sarılıyorlar, konuşuyorlar. Hemen tanımış zaten. Evet ya Resulallah. Bu babam, bu amcam. Onlar dedi ki, Zeyd ben senin babanım. Annen de bekliyor, kardeşin şöyle. Hadi gidelim. Amcası öyle.
Şöyle baktı, peygamberi bıraktı. Hayır baba dedi. Ben bunu, hiçbir şey değişmem. Seyit ne diyorsun sen? Ben senin baban, bu amcan, annen, kardeşlerin, akraban, belden seni bekliyor. Hayır baba. Ben bunu hiçbir şey tercih etmem. Üç defa olunca Resulullah devreye girdi. Vallahi beni tercih edeni hiçbir şey tercih etmem. Cümle onu. Vallahi beni tercih edeni hiçbir şey tercih etmem. Bırakın dedi. Geldi. Haklısın dedi. İttiler. Şimdi bizi tercih edenleri tercih edeceğiz. Ama dikkatli olacağız. Dört tane soru soracağız. Kim demiş, kime demiş, makam ve maksat. Kim, kimin yanında, kimlerle beraber, kime karşı. Hak bir fiili de yapabilir. Aldanmayacağız yaptığı işe. Yaptığı işe aldanmayacağız. Onun için yapıyor çok önemli. Ve olur mu ya, doğru iş yapıyor, yanlış olur. Adamlar mescit yapmış, peygamber yıkmış. Peygamber de bilmiyordu da Allah demiş yani yıktı. Mescid-i Dirar'ı yıkmış, Kur'an'da geçiyor. Ramazan'dan daha bu hak iş olur mu ya? Adam vaaz ediyor. Ya gördünüz vaazı. Peki şunu da okuyayım da, şu sayfadan, şuraya geçeyim, tamam. İnsan neden takdir yerine kusur bulur? Hemen. Bir daha. İnsan neden takdir yerine kusur bulur hemen iyi taraf yerine kötü tarafı görür? He? Bir daha. Başlık. İnsan neden takdir yerine kusur bulur hemen iyi taraf yerine kötü tarafı görür? Düşünmek yerine düşünmemeyi tercih eder. Yapma yerine tembelliği. İtaat yerine isyanı, vermek yerine almayı, takdir etmek yerine tenkidi, onaylamak yerine onaylanmayı, tercih etmek yerine tercih edilmeyi, susmak yerine konuşmayı, helal yerine haramı niye tercih eder? Niye tercih eder abi? Neticesi niye eder? Herkes bir cümle söylesin. İzah istemiyorum. Ben de izah yapmayacağım. Niye? Bir daha tekrarla bir şey. Yani. Tamam. Hepinizden... Kötüyse hiç değilsin. Bak şimdi. Bu kötüyü zaten anlatıyoruz. İnsan neden takdirlerine kusur bulur hemen? İyi taraf yerine kötü tarafı görür. Düşünmek yerine düşünmemeyi tercih eder. Yapma yerine tembelliği. İtaat yerine isyanı, vermek yerine almayı, takdir etmek yerine tenkidi, onaylamak yerine onaylanmayı, susmak yerine konuşmayı, helal yerine haramı tercih için eder. Benliğine tabi. Senin adın neydi? Cihat. Cihat. Doktor, bakalım. Nefsini sevdiği için abi. He? Nefsini sevdiği için. Ben bir cevap yazmamışım ha, bilmiyorum. Yani koymuşum. Gururu ödümü diyor bir tanesi. He? Herkes söylüyorsa ben beğendiğine tabi olduysun dedim. Öyle bir cümle söyleyeceksin ki çok her şeyi kapsayacak. Vallahi azam değiliz ki abi. Ama o zaman doğru. O doğru. Ben şöyle zannediyorum. Cevabı yok burada. Nokta nokta koymuşum. Zaten cevap aramışım. O tarihte. Bunu yazarken. Sebebi şu, kendisine yetecek kadar kendini tanımıyor. Kendisine yetecek kadar kendisini tanımadığı için. Kendisine yetecek kadar kendisini tanımadığı için.
cevabı bu. Şimdi. Tanısa da ama yine de yapıyor. Yani mesela tanısa da yine aynı yerde yapıyor. Aynısını yapıyorsa tanımıyor. O ne tanıma dediğimi biliyor musun? İddia ediyor. Tanıması için içeri geçmesi lazım. Ha içeriden bazen insan çok bilgi konuşuyor, saatlerce konuşuyor içeriden. Naklediyor. Peki ya da insanlar ilim bildiği halde her şey iyi kötü yine yapıyor. Evet. İşte bu işte de cevabı. Yani içeride haber veriyor, kitapları naklediyor, papağan gibi ezberliyor, teyip kaseti gibi Kur'an okuyor. İçeriği konuşuyor. Haber veriyor. Bu iddia ediyor. Bilgi bu. Malumat bu. Tanısa, vay. Ne acayip aletler olur. Bir saat oldu mu? 50 dakika oldu. 50 dakika. Peki, 10 dakikada şunu okuyayım. Size, sizi ancak sizden olan anlar. Sizi, sizden olan ancak anlar. Yetim büyüyen, yetim çocuğu, aç açı anladığı gibi. Sizden olan sizi anlar. Yoksa anlamaz. Tarlaya bir şey ekeceksen ilk önce ayrık otlarını temizle. Yoksa doğruların yanında da o da çıkar. Hatıra gelen bir düşüncenin sende etkili olabilmesi için başka bir düşünce ile etkili birleşmesi lazımdır ki olsun. Bir düşünce geldi, güzel bir düşünce. Hemen seni aktif etmez. O güzel düşünce senin daha önceki kafandaki güzel düşüncelerle etkileşirse seni aktif eder. Bütünlük içinde onu görmeli. Dışarıdan gelen misafir düşünce içeride onu onaylayacak birisini görmese ya söner ya da farkındalık katar sana. Yani 538 sözlerden aldım. İnsanın fikirleri ve efkarları marifeti dışarıdan getirdiği zaman içeride onu tasdik edip onaylayacak bir şey bulamadıklarından sönerler giderler diyor. Eğer o gelen güzel fikir içeride onu tasdik edecek yoksa sende durur ama yeni bir malzeme olur. Başka bir malzeme gelirse bunlar etkilenir. Kafayı nereye çevirirsen, bak şöyle. Kafayı nereye çevirirsen orayı görmek zorundasın. Gözün tercih şansı yoktur. Aha, mecbur göreceksin. Dimağında, kafanda da bir göz tahayyüldür. Diğer gözü de tasavvurdur. Bak şimdi, doktor iki göz var mı abi? Burayı görebilir miyim şimdi sana bakarken? Yok, buraya bakınca seni görmüyor. Ha, bu bedenin gözü, kafanın gözü varmış. Kafanın bir gözü tahayyül, bir gözü tasavvur. Nereye çevirirseniz, tahayyül ve tasavvurunuzu, onu hayal edersiniz, onu düşünürsünüz. İnsan da baktığı yere mahkumdur. Onun için neyi düşünüyorsanız gözünüz birdir. Neyi hayal ediyorsanız ikinci gözünüzdür. Birinci göz hayal, ikinci göz düşünce. Onu nereye yönlendirirseniz oradan kaçamazsınız artık. Şu andaki durumunu görmek için kim olduğunu, nerede olduğunu, niçin seçildiğini bilmek de mümkündür. Herkes burada sorsun. Bak dershanede kalanlar var. Bak şöyle diyeyim. Ben niçin buradayım? Şu soruları bir sor bak. Şu anda durumunu görmek istiyorsan, şu anda burada mısın? Şu anda Allah nazarında durumunu görmek istiyorsan şunu sor. Kim olduğunu, nerede olduğunu, niçin bunların yanında olduğunu ve sonunda da niçin seçildiğini sor. O zaman daha şuurlu adım atarız. Başka? İnsanı kendini birkaç ip ucuyla çözülecek denklem değildir. Yani bir bazı formüller var. Birkaç tane ip ucuyla çözer. İnsan ise, kendisini ise birkaç tane ip ucuyla, birkaç tane psikolojik cümlelerle çözülecek bir
formül değildir. Böyle bir denklem değildir. Veya okyanusa ne gelirse diye atılan olta gibi hayatını yaşamamalı insan. Okyanusa attın oltayı. Ne gelecek? Ne gelirse. Köpek balığı da var, Yunus balığı da var. Her şey var. İnsan okyanusa ne gelirse anlamını taşıyan olta atmadığı gibi hangi yere ne atacak? İstanbul buradadır, Palamut buradadır gibi nereye ne yaptığını bilmeli. Böyle yaşamamalı yani diyor. Nereye ne attığını, nerede demirlediğini iyi bilmeli. Gemin var. Nereye demirledin kardeşim? Nereye çapa atıyorsun? La çapayı nereye atıyorsun ya? Belki kanadız böyle su ya. Yukarısı su. Çapayı attın enişte. A buraya geldi belki. Vadiye. Gönderdin gönder. Gelin. Bir de okuyayım. Nereye ne attığını, nerede demirlediğini iyi bilmeli. Yoksa haberin olmadan akıntılar sürüklemesine kurtulamazsın. Gemiyi öyle bir yere demir atarsın ki enişte senin mesleğin. Gemicilik. Gemi ne yapar? Sürükler. Sahile bile atar. Onun için nöbet tutarlar gece, değil mi gemide? Ya biraz biliyorum değil mi? Gemici ya. Hayatına neyim eksik diye bakma. Hayatına neyim eksik diye bakma. Hala neyim kaybolmamışa bak. Hayatıma neyim eksiktir diye bakma. Neyim hala kaybolmamış ya? Neyim hala sağlam ki ben buradayım? Veya ben Kur'an okuyorum, veya Risale okuyorum. Neyime göre Allah bunu bana verdi? Niçin bana bu Kur'an okumayı, Risale okumayı, derse gitmeyi bana nasip etti? Niye de o niyeni bul, onun çapını genişlettir. Neyim eksiktirle meşgul olma. Neyim vara odaklan. Sakın yapma bu hatayı. Neyim eksiktir bakma. Neyim var? Güçlü yönünü tespit et, nimet ilahi fark et, onun kalitesini genişlendir. Daha güzel hayat sana vaat edecek. Bir daha. Hayatına neyim eksiktir diye bakma, hala neyim kaybolmamışa bak. Çünkü ölünce insan, hayat büyük harfle devam edecektir, unutma. Öldün değil mi? Notta. Doktor. Hayat büyük harfle devam edecek. Ya. Bizim ölüm noktadır. Paragraf bitmedi daha. Büyük harfle devamdır. Bu yazıyı, bu sözümü duyuyorsan siz, bu yazıyı sen okuyorsan Hasan, ben, bak bu yazıyı, bu sözleri, bu dersi, yarım saat, bir saatten beri, bu yazıyı, bu sözümü duyuyorsan, daha hiçbir şey geç değil. Ya ben bittim ya, keşke eskide duysaydım bu sözleri falan, seni eskiden tanısaydım. Ey bunu diyen, beni duydun mu? Daha hiçbir şey geç değil. Duyduğuna göre yaşıyorsun demektir. Duyduğuna göre ölmemişsin demektir. Yeniden paragraf başı, satır başı yap, büyük harfle hayatına ciddi değişiklikler yap. Neyim eksiktir'e odaklanma, neyim iyi. Hala ben namaz kılıyorsam bu şartlarda, Allah o namazı bana nasip etmişse, gene bir tarafım iyi. O neyindir? Sen vicdanın sana soracak, şey söyleyecek, sen vicdana sor. Benim hangi tarafım iyi? Vicdan sana söyleyecek, onun çapını genişlettir. 3-4 tane cümle kaldı. Canım sıkılırcasına ve telaşla aradığım gözlük yerindeydi. Oysa onu başka yerde arıyordum. Gözlük nerede, gözlük nerede? Allah Allah, gördünüz mü falan? Hala gözlük arıyorum. Dediler ki, abi kafanda... Aa, dakikalarca bunu arıyordum ya. Ne anlatmak istedim onda? Veya sen ne anladın?
Ne ararsın Şam bu arada? Hakikati kendinde ara. Ne arıyorsun kardeş? Sende var zaten. Fark et o kadar. Sende var o. Aradın sende var vallahi. Delilim nedir? Araman kendisi arattırıyor. Kalemi arıyorsa o sende var. Yani mesela şöyle. Abi ben iyi değilim ya, ben rezilim. Hakikaten mi dedim İzmir'de? Abi ben hiç iyi değilim ya dedi. Tabii ben gelen gelene tabii. Ben gelin gittiğince, abi ben hiç iyi değilim. Hakikaten mi dedim ya? Değilim dedi ya. Allah Allah. Ne oldu dedi? Ya ne kadar güzel bir tarafım var ki. İyi değilim diye tespit eden güzel tarafım var. Eğer senin zannettiğin gibi, şeytan aldattığı gibi, sen küllümen aleyha falan rezil bir rüsvay olsaydı karşıma çıkıp bana bunu sormazdın. Hangi güzel tarafım var ki kötü tarafını fark etmiş. Ben iyi değilim diyen iyi tarafındır o. O kaliteli tarafını söylettiriyor. Ben iyi değilim. Hakikaten rezil kepaze olsaydın şöyle diyecektin. Ben çok iyiyim. Kendini beğenen kötü olduğunu diyor. Değil mi usta? Adama düşer diyor. Bir insan kendisini beğeniyorsa bitti o. Bak ben de iyi değilim. Ama psikolojini de bozulmasın. İyi değilim demek onu yorulup da psikolojini bozulsun diye değil. İyi değilim diyen iyi tarafını fark etmen içindir. İyi değilim diyen o iyilik tarafındır. Odur o söylüyor. İyiliğin söylüyor. Yoksa iyi değilim diye psikolojim bozuk değil. İyi değilim diye bilen iyidir. Cahilim diye bilen alimdir Gazali'ye göre. İlim bilinmeyenlerden başlar. Bilmiyorum diye başlayan bilmediğini biliyorsa biliyor demektir. Neyi biliyor? Cahilliğini biliyor. Ha, biliyor o zaman alimdir. Çoğu alimler bilmediğini bilmiyor. Bildiği halde, okumuş olduğu halde cahildir. Anladın mı? Sen tabii genç ya, kaç yaşındasın? Ben 22 abi. 22 diyorsun, o bu heyecanlar hararetli neler anlatıyor ya. Bu ne ya diyor. Allah dert göstermez. Hakikaten ta heyecanını anlatıyor. Öyle mi? Belli yerimde duramıyor. Oo. Çünkü 22 yaşında ne derdi olur? Çok heyecan olur. Eğer başından gençliğinde, gençlik derken zaten sevdalık geçmemişse iyi. Sevdalık geçmişse geçmiştir. Geçmemişse geçmemiş. Ben devam edeyim. Bu yazıyı, bu sözümü duyuyorsan daha hiçbir şey geç değil. Çünkü ölmemişsin daha. Canım sıkılırcasına ve telaşla aradığım gözlük yerindeydi. Oysa ona onu başka yerde arıyor. Her sıvının bir kaynama noktası var, değil mi? Ter sıvının. Her bir sıvı var ya, su. Ne bileyim? Sandısı, kulak. Kulak. Yok, su var ya, su, kaynaması. Pekmezin suyu, üzüm suyu, portakal suyu. Değil mi? Yani her bir sıvının civa mesela. Ne bileyim başka? Asit mi? Yani her bir sıvının kaynama noktası var. Toprakta bulunan her madenin ayrışması ısılar var. Mesela topraktan maden çıkıyor. Maden çıkmaz. Toprak çıkar. Ona ısı verilir. 1500 santigrat derece verilirse demir ayrışıyor. Bakır duruyor. 1800 santigrat derece verirse bakır ayrışıyor. Yani ısının derecesine göre topraktan maden ayrışıyor. İkinci örneğin. Toprakta bulunan her madenin ayrışma ısıları var. Bir anda senin anladığın gibi olmuyor bu işler. Biz toprak gibiyiz. Hadiseler sıcaklıktır. Fitne ateştir der hadiste. Her böyle hadiseler bizi bize taşıyor. Bizi bize tanıttırıyor. İyi ile kötü ayrışmasına sebebiyet veriyor. Sonuç cümle... Şu anda yalnızlığın bana yetimlikler verdi. Bunu dağda yazmıştık köyde. Bir daha. Şu anda yalnızlığın
bana yetimlikler verdi. Rabbimi düşününce hayatıma can geldi. Allah var, yeter deyince Allah'a tahayyül ettim, tefekkür ettim, hayatıma can geldi. Sen kendini ciddiye almıyorsun galiba. Bunları dinledin ama sen kendini ciddiye almıyorsun. Sen dünyada yaşarken kendini ciddiye almıyorsun. Namazı ciddiye almıyorsun da ondan. Orucu ciddiye almıyorsun. Dersleri, kitap okumayı, kendine yatırım yapmayı sen ciddiye almıyorsun. Sen kendini ciddiye almıyorsun. Ölümü bayılmak mı zannettin? Feyne tesebbüm. Nereye gideceksiniz? Ne bu gidiş nereye dedi? Sen galiba kendini ciddiye almıyorsun. Oysa senin düşmanın seni çok ciddiye almış. Oyun oynamıyoruz. Allah öyle diyor değil mi? Biz bu kainatı yaratmayla oyun oynamıyoruz diyor. Meala. Dünyada en acı şey, bakayım ne çıkacak. Tahmin edin. Dünyada en acı şey iman küfür değil. En acı şey neymiş? Kişiye göre değişir abi. Peki o zaman yuvarlak öğrendiniz benim gibi bu cevabı. Kişiye göre değişir. Ne olabilir? Yalnızlık mı? Dünyada en acı şey, sabır. Doktor dedi ki yalnızlık. Yokluk. Ya en acı şey sabır olur mu? Ha sabır etmek acıdır diyor. Yasına bak ya. Oyu. Sen? Yokluk. Yokluk. Kendini tanımaması. Harika. Bu da benim fıtratıma benziyor. Bak, dünyada en acı şey, herkesin cevabı doğru. Ama ben şöyle yazmışım. Kendini yanlış veya eksik anlamandır. Kendini yanlış veya eksik anlamandır. Çok acıdır. Seneler geçmiş vay. Dittirir. Dittirir. Yasin'in dediği de çok acayip. En acı şey sabırdır. Yutkunmak çok zordur. Aferin bunu ekleyeyim. Hoşuma geldi. Hoşuma geldi. Bazen işe yarıyorsun Yasin. Son cümlemiz ona göre dinleyin. İnsan kendini hep yalnız ve bir şeyden uzak, yetim ve gurbette görmesinin sebebi ne olabilir sizce? Bir daha. İnsan kendini hep yalnız, insanların içindeyken bile odada şurada, yalnız, ben yalnızım. İnsan hep kendini yalnız ve bir şeyden uzak, yetim, gurbetteymiş gibi hissetmesinin sebebi nedir? Mevlana diyor ya, kendisinin anlayamadığı insanlar içerisinde olmasındandır. Manada bir şey var. Ne? Kendisini? Anlayamayan insanlar. Ha beni anlayanlar yok ya. Seni anlayanların için, seni anlamayanlar için olursa yalnızsın. Başka? Doğru. İman zafiyeti abi. İman zafiyeti. Bakayım ne yazmışım? Allah'tan Celle Celaluhu geliyor. Niye geliyor bu? Allah veriyormuş bunu. Asıl sahibine ulaşana kadar hep insan dünyada kendini gurbette hissedecektir. Çünkü asıl vatanı değil. Asıl vatana gidene kadar herkes gurbet. 26. lemadan çıkarttım onu. Asıl vatan değil. İnsan niçin böyle yetim, kimsesiz, garip, vakıf kuraba gibi hisseder. Bunu Allah veriyor. Niye? Çünkü insan asıl sahibine ve asıl memleketinden uzak. Asıl sahip Allah, asıl memleket Darül Beka. Hep böyle gurbette olduğumuz için gurbeti hissedeceğiz tabii. Gurbetteyiz ya. Yani. Ne zaman bu gidecek? Ne zaman sıla-i rahim kalkacak? Asıl memlekete ve asıl sahibimize kavuşunca. Gurbette olan tabii ki gurbeti hissedecek. Ondan daha normal ne olabilir? Üstad Hazretleri kainada gurbet diyor. Ya. Beş tane gurbet içinde diyor. Peki bu kadar yeter. İzmir'den geldik. Efendim gelir ayağımızın tozuyla böyle içim yandı orada uçakta. İnerken binerken acıyorum ya. Şefkatimiz var.
gelenler havalimanında, gelenler gideceğimiz bildikleri uğurlamak değil ha. Bir 10 dakika görüşelim. Bir 10 dakika şuna bir çözüm. Bu ya. Dedim ya ben bunu bir yapayım. Amin. Allah istikametten ayırmasın. Son sözüm olsun. İhtina sıratı müstakim. Amin. El Fatiha.